bir çoban, Hayber Yahudilerinin çobanı. Ee, i̇şte hayvanları sürüyü dağa götürüyor. Dönüşte bir bakıyor ki kale kuşatılmış. Hiç peygamberlikten, İslamiyet'ten haberi yok bu adamın. Kuşatan kalabalığın komutanı mevkinde olan zat at üstünde. Ona bakınca o yüze o kadar meftun oluyor ki geliyor önünde diyor ki siz Allah tarafından gönderilmiş olmalısınız. Yoksa böyle bir çehre başka insanda olmaz. Yalnızca yüzünü görmekle iman eden iki kişiden biri bu çobandır. Diğer kişi ise bir tüccar hanım. O zamanın iş kadınlarından birisi. Onun da İslamiyet, İslam davası Arabistan'da olup bitenlerden haberi yok. Develeriyle ticaretten Şam'dan dönerken yolu Medine'den geçiyor. Tabii kendisi tahtıravan içinde. Medine çarşısında Efendimiz'i görüyorlar ve hemen durduruyorlar. Kim bu adam? Bu kadar güzel bir insan olamaz diyorlar ve tanışmak istiyorlar görür görmez o da çobanın dediği gibi siz göklerden inmiş olmalısınız ya da Allah tarafından gönderilmiş olmalısınız böyle bir sima başka bir insanda görülmemiştir diyerek bu iki kişi hiçbir teklif olmaksızın yalnızca Peygamber Efendimizin yüzünü görmekle iman etmiştir Müslüman olmuştur e şimdi bu kadar muhteşem bir güzelliğe karşı şiir naat hilye olmaz mı?